oynamaya içelim Eser. Ben maalesef hayır kardeşim ya. Vallahi. Doğaçlama dahi olsa beni etkilemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, saygı duyuyorum bugün şu an bulmuş olmanı ama beni açıkçası etkilemedi doğaçlama yapmış olman. O yüzden ben hayır diyorum. Aymen, gerçekten gayet başarılıydın. Enerjin de çok doğruydu. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Acı. Ne olur. Yasin'in de iyice şans da olabilir yani ama. Açıkçası ben de tatmin olmadım Aymen. Yani iyi niyetli bir arkadaşımızsın ama hani bu gösteri bana çok evet gibi hissettirmedi. Ben de hayır diyorum. Sağ ol. Ayağına sağlık. Buraya geldi. İyi akşamlar arkadaşlar. Street Empire. We legendary. Oylamaya geçelim. Eser, madem konuştun, oyunda ver. Benim görüşüm maalesef. Kardeşim vallahi kusura bakma, çok iyilerini gördük. Hayır. Şimdi sende potansiyel bir olduğuna inandım. Ama eğer bana soracak olursan, merak ediyor musun sonra o arkadaşını Bursalı? Ona biz bir otobüs bileti alalım. Bir dahaki çekime gelsin. Ben de sana evet demiş olayım. Çok sağ olun. Denizciğim, sahne şovu olarak eksikti ama ben de gerçekten yetenekli buldum. Daha önce yapılmamış bazı hareketler yaptım burada. Ben de ikinci turdan umutluyum. Çok da gençsin tabii. Eminim kendini geliştireceğine. O yüzden sevdim de seni, çok tatlısın. Evet diyorum. Çok sağ olun. Yani sen işte eve gittiğinde, Şükret. Allah'tan jüride 4 tane eser yok. Ben sana gönülden evet diyorum. 3 evetle oluyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Zaksur TV'den selamun aleyküm. Geçen hafta kıl dökücü krem ile karşınızdaydım. Ama bu sefer kaçırılmayacak bir fırsat olan
Akılsız telefonla karşınızdayım kardeşim. Evet, telefonumuzun birçok özelliği vardır. Bunlardan bazıları bataryasının çıkması ve tuşlarının olmasıdır. Bakın, Nihat Doğan demek, flaş belleğe dua yükleyip muska diye boynunda taşımaktır. Çok sağ olun. Sorarım size, çocuğunuz gece yatarken sizden masal istediğinde masal okumayı bilmiyor musunuz? Hemen birinci tuşa basarak masalcı babayı çağırırsınız. Buyurun birinci numara. Ben masalcı baba Mustafa Topaloğlu. Bugün sizlere kırmızı benli kızı anlatacağım. Ya biri varmış, öbürü yokmuş. Karpuzlar saman içinde, kavunlar deniz içinde, pireler atın kafasının içindeyken kırmızı ayakkabılı kız varmış. Gece Belgrad Ormanı'na çilek toplamaya gitmiş. Ya ormanda şarkı söyleyip gezerken kızın karşısına sarhoşlar çıkmış. Kırmızı beyinli kız ya adamlara bakıp demiş ki ben bazen çok derin oluyorum, bazen de çok serin. Ama işte her şey zaman zaman bir şeyden başlıyor. İnsan çok şeyi az şey mi zannediyor? Ya kısacası masalın içine ettim ya. Evet. Yani affınıza sığınarak geçen hafta çok pis kılım döndü de bakalım ikinci numarada kıl dönmesiyle ilgili ne varmış? Buyurun ikinci numara. İşte bu güzel günün ardından hatmin çiçeğinin içini açıp dışını içine çıkardığınız zaman ortaya harika bir şey çıkıyor. Kılınız mı döndü? Çözüm benim. Kıl dönmesine iyi gelen Ağrı Dağı'nın eteklerinde döndü yaprağı bulunur. Evet, onu oradan alıp tencerenin içine koyun. Üzerine bir çay bardağı kadar çeşme suyu ilave edin. Döndü otu mor rengini alana kadar karıştırın. Sonra için. Böylece o dönen kılınız kıvrılıp düzelecektir. Hocamız açıklamalarından dolayı teşekkür ederiz. Telefonumuzun özelliği bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Evde otururken canınız hem müzik dinleyip hem de gülmek mi istiyor? İkisini bir arada yapmak istiyorsanız üçüncü numaraya basmanız yeterli. Buyurun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde. Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Bakın, buradan Sezen ablayı Fatma Gül'e benzetenlere sesleniyorum. Nihat Doğan olmak, Bihter'in öldüğünü gördükten sonra Fatma Gül'e bakıp ya rahmetliye ne kadar da çok benziyordu demektir. Şimdi yandık abi. Ya babacığım sen niye geldin ya? Merhaba gönül dostu. Telefonum error verdi de o yüzden geldim. Sevim Hanım'a bu telefonu $1000 diye kakalamışsın. Daha alo der demez telefon elimde parçalandı. O kadar da telefonun reklamını yapmıştım. Daha güzel bir dünya için, görünüş için, internet için Nihat'ın telefonlarını alın. Nihat'ın telefonu güzel mi? Güzel. Ama boşunaymış. Gençken Aikido ile ilgilenmiştim. Onu arka tarafta sana göstermek isterim.
Tamam abi, sen git ısın, ben de geliyorum. Bakın kardeşim, çağırı bırakın biz arayalım. Ya onu da yapamıyorsanız Duman'la ulaşın. Ben arkaya gidip bir Orhan Baba'ya bakacağım. Ya bırak, tamam bırak. Aramayın. Aramazsanız aramayın. Ne demiş Gökhan kardeşim? Aa! Aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama. Ben seni abilerine ve ablana emanet ederek hayır diyorum. Ben ikinci turu merak ettim. Daha da geliştirip değiştireceğini umut ediyorum. Evet diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Şöyle diyeceğim sadece. Sende yazma kabiliyeti olduğunu anladık böylece. Yani taklitlerini çok başarılı bulmayıp gülüyorsak demek ki yazı yeteneğin çok iyi. Kendim yazdım zaten. Evet, o çok belli oluyor. Zaten o fikirlerle de alkış aldın. Tebrik ediyorum. İkinci tur için daha iyi yazarlık, daha olmayan taklitleri yapmanı bekleyerek evet. Teşekkür ederim. Üç evetle uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun var. Oylamaya başlayalım Özgü. Hayır diyorum. Hayır. Al işte. Ya, evet Murat. Ben burada bir emek var. Geliştirmeniz lazım bana göre dansınızı da. Sadece kıyafet ve şeyler yetmeyebilir. Ama benden evet. Teşekkürler. Arkadaşlar vallahi helal olsun. El emeği, göz nuru. Dikmişsin bunları kardeşim, uğraşmışsın. Birinci tur için bu kadar prodüksiyon, ışık, helal olsun, adamsınız, evet diyorum ben. Teşekkürler. Teşekkürler. Boy koyucu. İnanamıyorum ya. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyoruz. Teşekkürler.
plate that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Furkan, durum ne? Durum çok az kaldı. Hani birazcık daha yapacağım, ondan sonra bitecek. Sonra bakmadan yapmaya geçeceğim. Orada bir bitmeye başladım. Bitmeye başladım. Normal bir süre. Hani boyutu büyük olduğu için normal bir süre. Şimdi bunu bakmadan yapacağım. Çok az inceleyip. Tamam da yani sen normal bir şey mi yaptın? Evet. Normalden daha iyi. Beşli yapan olmadı. Beşli bu sahneye çıkmadı. Benim bildiğim daha doğrusu. Çok pardon. Beşlinin normalde ne kadar sürede yapar biri? Normal biri. Dünya rekoru var. Felix Semdex. Hani yanlış hatırlıyor olabilirim ama o bile bir dakika. Dünya rekoru. Hadi peki. Öbürünü yap. Hadi. Şey, göz bandı olacaktı bir tane. Hazır mısın? Şey, öncelikle bunu takacağım, bir de şey olacaktı. Ne olacak? Onun üzerine bir tane daha hiçbir şekilde görmedim. Siyah uzun bir şey mi? Ha evet. Ha, tamam. Bu şimdilik böyle anında dursun, ben inceledikten sonra. Anında dursun, sen inceledikten sonra. Evet. İyiyim, böyle indireyim biraz da. Sen benimle evet. Dalga mı geçiyorsun? Yok. O uyku bandı değil mi ya? Evet. Başlıyorum. Tamam, hazırım. Hazırsın. O zaman sen onu indir, ben de bunu bağlayayım. Turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the bass, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We mash up the bass, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the bass, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. If I'm not poor, but if I'm supposed, then we are poor.
dance, mash up the place. Celim Ezer. Performans zayıftı. Yani geçen sene çok etkileyici olanlarını gördüğümüz için. Ama ben bir gencin bununla ilgilenmesi ve o mesajı çok seviyorum. İlk tur için gerçekten biraz zayıftı yani. İkinci turda çok şaşırtman lazım eğer geçersen. Ama seni çok sevdim insan olarak. Verdiğin mesajı doğru buluyorum. Genç arkadaşlarına güzel örnek olacağını düşünerek evet. Teşekkür ederiz. Furkan'a evet. Ya ailesi Kıvanç duyuyor bu durumla. Olmaz. Niye ya? Tam duysunlar Kıvanç elbette ama şu an Furkan platform yarışıyor. Furkan burada. Ama sen de annenle seyrediyorsun yeteneksiz sözü. Ya çok güzeldi. Keşke benim aklıma gelseydi çocuğun abi ya. Çok güzeldi ya. Ah ya. Aynı şey mi ya? Ne diyorsunuz siz? Aynı evet, şey mi? Yorumlar yapıyorlarmış ya onlar da işte. Benim, Murat, bak tamam. Yanlış anlaşıldı. Yok. Ya of, nasıl her şeyi başka? Şimdi bir laf söyleyeceğim, ayıp olacak. Çok olacağım. Güzel bağladı vallahi. Argo mu? Evet. Murat. Evet. Evet diyorum. İşte bu. İşte bu. Furkan, gösteri bence de yetersizdi. Fakat iki tane etkilendiğim olay var. Birincisi, küçük kardeşin çok tatlı maşallah. Şu anda aramızdan ayrılsa da. İkincisi de gelecek vaat ediyorsun. Yani bir tur sonra bize bir şeyler gösterebilecek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ben de evet diyorum ve 4 evetle uğurluyoruz. Sen nereye? Çantayı almaya gelmiş. Nevşehir'e dönüyorlar arkadan, abi. Arkadan kapıdan evet, çıkıp gidecek direkt. Değerli misafirler, biliyorsunuz ki yeteneksizsiniz de her hafta çok değerli, yetenekli konuklarımız oluyor. Şimdi böyle iki tane misafirimiz var burada. Gördüğünüz gibi masada güzel bir gösteri yapacaklar sizlere. Daha önce Guinness Rekorlar kitabına girdiler. Şimdi o rekoru egale edecekler burada sizlerin gözü önünde. Misafirlerimiz Etiyopya'dan geliyor, alkışlarla. We'll be right back.
Daha önce bu ikili Guinness Rekorlar kitabına girdiler bir hareketleriyle. Şimdi onu o 50 kere yapıyorlar. Dönme olayı var ya. Onu 50 kere yapıyorlar. Şimdi 50'yi geçmeye çalışacaklar. Zaten siz de görüntü karşısında heyecana kapılıp alkışlayacaksınızdır. Başlayabilirler. Biz de sayabilirsek o hızla saymaya çalışalım. Style and praise when she keeps the pace. Dancing, she's prancing, she's da 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 dancing. She's a cat swinging on that jazz. The girl got free to defeat. She's dancing, she's prancing, she's da 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 dancing. She's a cat swinging on that jazz. The girl got free to defeat. Yeah, she's so fun, Uncle Lenny Hawk, the girl with the purr grin. She won't even stop if you call the cops. Sally, she's right up prancing in now. Aynı şeyi biz eserle yapmak istiyoruz. Aynı eserle Murat. Evet. Mümkünse ben evet. Yatan olmak istiyorum orada. Ben ters tak dönen miyim? Welcome. Do you speak English? English? Small. Small. How old are you? 11. 11? Yeah. Eser 11 yaşında. Herhalde sen de bu tip hareketler yapıyorsun. Ya bir... Yani başlamıştım, bıraktım ben. İlk dönmede bıraktım abi. Filmon zaten profesyonel. Onu hı-hı. belirtelim de. Ama çocuk da öyle zaten. Hayır, yani. Çocuk Filmon. Filmon küçük olan. O zaten profesyonelmiş. Yani normal zaten dünyanın her yerinde gösterilere çıkıyor. Profesyonel olduğu çok belli. Ve yani birkaç harekete bayağı inanamadım yani. Yani bu nedir abi? Bu. Buna inanamadım mesela. Kaç burgu var burada? Her seferinde hareket bittiğinde de böyle dönüp bize selam verdikleri an çok sevimli değil mi yani böyle? Bizim tek yapabileceğimiz o herhalde. Evet, o selamı müthiş veririm ben de böyle. Evet. Hey. Hey kısmı süperdi ya. Thank you very much. Hope to see you again, okay? Thank you. Teşekkür ederim. Aksar'la öldür. Teşekkür ederim. Bye canım, bye.
eternal power. Come in between me and my brothers. We all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappearing to the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family ain't nothing strong as that. And I'll be posted where the strongest at. Brothers by my side, city on my back. Real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Saying we gone soon as we save them. That's part of the plan. Merhabalar. Acun Bey, biz bu turda sınırları biraz zorlamak istiyoruz. Ben sizden 5 tane seyirci veya görevlilerinizden 5 kişi istiyorum. Sınırları zorlayacak 5 kişi mi? Evet. Yok, sınırları ben zorlayacağım. Ama yani sen zorlayamazsan onlar zorlanacak mı? Yok, zorlanmayacak. Herhangi bir zarar gelmeyecek kimseye. Üstüne düşersen? Hayır, düşmeyeceğim. Biri sürekli düşüyor. Varmış bu işte. Biri sürekli düşüyor. O el kaldıran 4 kişi. Biriniz hep düşüyor. Sen de. Abi getir ki. Bu zaten. O değil mi ya? Sen düşmüyor mu oğlum sürekli? Aynen ben. Sen böyle sen de. Sen niye? Sen sınırları niye zorluyorsun şu an? Aşağı 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 aşağı. Şuraya toplanın. Hadi canım. Şimdi izleyin. Ne yapacaksın? Oradan mı atlayacaksın? Evet. Şu an sonu orası gözüküyor yani. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Hazırız değil mi? Sıkıntı yok. Sen mi atlıyorsun? Sen de, hadi başarılı. Düştüm ya, kendimi kurtarmak istiyorum şimdi. Çok düştüm. Tamam, hiç düşmedi, düşmedi ama özgüveni düşürme. Geleneği bozmadı ve yine düştü kardeşim. Helal olsun. Oylama geçerim. Valla ben hayırdayım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben dediğim gibi tatmin olmadım. O yüzden hayır. Teşekkür ederiz. Ben de hayır diyorum. Teşekkür ederiz. Yani yeteneğinizle kimse tartışmıyor çocuklar. Hepiniz yeteneklisiniz ama bugünkü sunuşunuz bence çok doğru olmadı. Yani sunuşta bir problem vardı. Ben de hayır diyorum çünkü bir daha katılıyorsunuz. Üzerine bir şey koymanız lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ki başka zaman her zaman da bekleriz. Başka bir şovla. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. İyi günler.
Her bir zaman biz kardeşiz. Beraber çarpar kalbimiz. Bir yürekte iki can. Türkiye ile. Cemizler. Evet. Seve seve bir evet. Eyvallah. Çok sağ ol. Serkar ve Tural, yüreğimizi ısıttınız. Yürekten evet. Çok sağ ol. Ben de evet diyorum. Dört evetle oluyoruz. Bravo. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Azerbaycan'a saygılar, sevgiler. Öpüyorum herkes oradaki. Sihirbazlar genelde bir destenin içinden bir kartı seçtirip onu bulurlar. Biz bugün farklı bir şey yapacağız. Buraya 52 deste getirdik. 52 destenin birini seçtirmeyi deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir yayalım. Herkes görsün. 52 adet destemiz var. Acun Bey, sizden bir izleyici rica ediyorum sahneye. Hoş geldiniz. İsminiz? Ayşe Hanım. Acun Bey, bir de sizin yardımcı olmanızı isteyeceğiz bu oyunu yapabilmek için. 52 karttan, ama buradaki bir şeyi söylemeyi unuttum. Bu destelerin bir özelliği var. Her destede sadece farklı bir kart ters çevrilmiş. Yani 52 kartın her biri birer farklı olmak üzere bir destenin içinde ters vaziyette. Opium'un size şu an gösterdiği gibi. Mesela bunda görelim ne olduğunu. Papaz ters çevrilmiş. Şimdi sizden 52 karttan papazlar hariç herhangi bir iskambil kartını düşünmenizi istiyorum ama söylemeyin lütfen. Düşündünüz tamam, mü? Tamam, evet. Tamam. Sizden de istediğim Acun Bey'e bakarak o düşündüğü kartın ne olduğunu telepati yoluyla anlamanızı sağlayacağım. Bana değil Acun Bey'e bakın. Siz de kartınızla yoğunlaşın lütfen. Gerekli iletişimi sağlandığını düşünüyorum ve benimle gelmenizi istiyorum. Acun Bey'den aldığınız o telepatik enerjiyle buradaki 52 desteden herhangi birini almanızı istiyorum. Ama Acun Bey'in İçine düşündüğü kartın ters koyulduğu bir kartı almanızı istiyorum. Evet, hangisinde olabilir Acun Bey'in düşündüğü iskambil bu destelerin içinde ters olarak? Evet, buyurun. Emin olun. Emin misiniz? Eminsiniz. Tamam, alalım. Şimdi Acun Bey, artık seçim yapıldı. Hangi kartı düşündüğünüzü bize söyler misiniz? Kupa 8. Kupa 8. Bakın, şimdi açalım. Destemizi şöyle açtığımız zaman... Destede gördüğünüz gibi sadece tek bir tane kart ters çevirmiş. Onu alın ama siz de bakmayın lütfen. Siz 52 karttan birini düşündünüz. Hanımefendi de 52 destenin birinde hangisinde ters olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Ben sadece size yardımcı oldum. Kupa 8 demiştiniz. Kartı gösterelim acaba olabilir mi? Evet, teşekkür ediyorum. Sizi yerinize alıyorum. Bak yazmıştım buraya da. Ben kupayı tahmin ettim, o da 8'i tahmin etti. Evet, evet. Devam edelim isterseniz. Tamam. Sırada da dediğim gibi eğlenceli bir oyunumuz var. Bunu yalnız biz eğlenceli olduğu için, Murat Bey'in de çok eğlenceli olduğunu düşündüğümüz için onunla yapmayı arzu ediyoruz eğer kırmayıp buraya gelirse. Gelin. Evet. Bravo Murat.
Evet. Geldim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi... O ben değilim herhalde. Hayır. Siz bu kadar değil. Bu benim. Yalnız bu benim bir karikatürüm. Karikatür olduğunda nereden anlayabilirsiniz? Bana saç yapmışlar. Oradan karikatür olduğunu tamam. çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karikatürümüzde kravat, tişört, şort, çorap ve şapkadan olmak üzere 5 adet bölüm oluşmakta. Şimdi ben size bunu vereceğim. Burada da bir zarfımız var. Bu bizim bir tahmin zarfımız ama biraz farklı, soru işaretinin şeklinden de zaten anlamışsınızdır. Bu zarfı size bir şey yaptırtmadan önce opyuma verip kapamasını isteyeceğim. Ve zarfı hiçbir şekilde değişmediğini göstermek için Marco'nun tutmasını gösteriyoruz. Murat Bey, sizin buraya gelmenizi istiyorum. Burada gördüğünüz adet 5 adet kalemimiz var. Biz şimdi arkamızı döneceğiz opyumla. Size gerekli talimatları vereceğiz. Siz de bize dinleyerek gerekenleri yapacaksınız zaten söylediklerimizi. Peki. Evet. Şimdi kesinlikle sizi görmediğimizin farkında mısınız? Herkes salonda bu şekilde Murat Bey'in ne yaptığını görebilir miyiz? Göremeyiz. Murat Bey, sizden istediğim şu. Kalemlikten sadece tek bir kalemi almanızı istiyoruz. Seçtiniz tek bir kalemi. Evet. Aldığınız zaman bana söyleyin, duyalım, biz sizi göremiyoruz. Dragon Bey, aldım. Teşekkür ederim. Kalemin kapağını açın lütfen. Açtım. Açtığınız kalemle mesela şapkasını boyayın. Bir başlangıç yapalım şöyle üstten. Şapkasını? Evet. Boyadınız mı? Detaylı bir boyamaya gerek yok. Belli de olsa yeter. Boyadım. Kalemin kapağını kapatın. Kalemin yanında sehpaya koyun. Sehpanın üstünde dursun o. Ayrı olarak. İkinci bir kalemi elinize almanızı istiyorum. Seçtiğiniz bir rengi. Evet. Kapağını açayım mı? Lütfen, lütfen kapağını açın. Arkasını İsterseniz açayım. Koklayabilirsiniz de. Parfümlü, aromalı bir kokusu var. Peki. Onunla da mesela en üstü boyadık. Değişiklik olsun. En altı çorapları boyayalım. Çorap. Boyama tamamlandığı zaman söyleyin lütfen. Komple yapmıyorum. Tamam, anlaşılsın. Kapatalım, gene sehpanı kenarı yana koyalım. Gene herhangi bir kalemi seçim yapalım. Evet. Kapağını açayım mı? Evet, lütfen. Açtım. Açtınız mı? Onunla da neyi? Şortu boyasın diyor opium. Şortu boyayalım. Evet. Tamamladınız mı? Onu da bırakalım lütfen. Yeni bir kalem alalım. Aldım. Onunla da aksesuar, kravat olsun mesela. Kravatı boyayalım. Evet. Tamam. Son bir kalem kaldı mı? Kaldı. Kaldı. Boyanmayan bir yer kaldı mı? Kaldı. Onunla da alıp onu boyayalım lütfen. Boyamayı tamamladıysanız dönebiliriz biz. Bitti sayılır. Bitti. Tamam mı? Bu kalemi de koyuyorum. Tamam, biz dönebiliriz o zaman. Boyamanızı alıp şöyle elinizde tutmanızı istiyorum. İzleyiciler de görsün lütfen. Elimde burada da mi? Evet. Baştan beri Marco'nun tuttuğu bir zarf vardı. Bu zarfı açalım. Bu zarfın içinde gördüğünüz gibi pardon yanlış karışmış araya. Hangisiydi? Ha gördüm gördüm. Evet şu tamam. Gördüğünüz gibi seçilenler hepsi aynı. Ama Eser Bey içinde başka bir şeyler var mı tereddütüyle baktı. Evet var. Buna da baksaydık aynıydı. Eğer buna alıp zarfı yırtıp boş olduğunu gösterseydik hepsinin aynı olduğunu görebilecektiniz. Biz Murat Bey'in ne yapacağını tahmin etmiştik. Hatta Murat Bey için böyle bir sürpriz hazırladık. Şimdi o sürprizimiz geliyor size. Hadi.
canım. O yazığını giysin. Şapka. Ve nasıl oldu şöyle ya? Siz gelin lütfen. Geleyim. Siz de tutun, kıyafeti de tutalım. Esas şimdi alkışları almak istiyoruz. Teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Rica ederim. Enteresan. Hakikaten. Evet. İlginçmiş yani. Şimdi üçüncü ve son numaramıza geldik. İlk defa deneyeceğimiz bir numara. Belki de ilk defa denenecek bir tarz. Size bir şeyi anlatarak olaya başlamak istiyorum. Dünyada insanları dehşete düşüren, aklının ermediği, bilimin dahi açıklayamadığı birçok olaylar yaşanıyor. İşte bizi bu olaylardan en çok etkileyeni ise New Mexico'da gerçekleşen bir kaçırılma olayı. Jenna adında bir kız eve geldiği zaman kız kardeşini bir uzaylının kucağında gördüğünü, uzaylının da kendisini görür görmez kız kardeşiyle birlikte tavanı yararak yukarıya doğru uçtuğunu ve tavanın tekrar kapandığını söyler. O günden sonra da kız kardeşinden haber alınamamıştır. Bugün Jenna ile iletişime geçmeyi deneyeceğiz. Onun için burada gördüğünüz gibi daha önce büyük araştırmalar sonunda elde ettiğimiz Jenna'ya ait aparatlar getirdik. Yalnız şöyle bir şey var. Polis kayıtlarında Jenna bu iletişim seansı yapmak istemiş. Bunun için bir bayan gerekli olduğunu söylemiş. Bir bayan polis memuru Voodoo bebeğiyle iletişime geçmek istese de bir süre sonra vücudunun farklı noktalarında dokunma hissederek korkup seansı yarıda bırakmıştır. Her ne kadar Jenna bu aleti, Voodoo bebeğini kız kardeşiyle iletişime geçmek için kullandıysa da biz bugün Jenna ile temas için kullanacağız. Ve konuşmanın başına da belirttiğim için bir bayan gerekli. İzleyicilerden bir bayan izleyiciyi bize yollamanızı istiyoruz. Korkmayacak biri olsun. Bu fotoğrafı şu şekilde tutmanızı istiyorum. Biraz daha aşağıdan. Şimdi arkadaşlarım burada oluşan enerjinin dışarı çıkmaması için ilk önce bir enerji alanı oluşturacaklar. Şimdi gözlerinizi kapayın. Peki. O zaman şu andan itibaren duyu organlarınızın açık olduğunu düşünüyorum. Ve dikkatli olmanızı isteyeceğim. Evet. Bir şey hissettiniz mi? Evet. Nerede hissettiğinizi bize gösterebilir misiniz? Sırtımda. Teşekkür ederim. Aynı pozisyonda kalın. Şunu bilmenizi istiyorum. Korkmayın ama biz size kesinlikle dokunmadık. Jenna bu olaydan kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunmuş. Yalnız elleri yanık bir halde. Kesinlikle yangın çıkmamış. Fotoğrafı almanızı istiyorum. Ve ellerinizi, gözünüzü açabilirsiniz. Şu şekilde kameraya göstermenizi istiyorum. Evet. Hissettiğin her şeyi bize söyle. Korkmaman lazımdı. Seansı burada bırakıveriyoruz. Teşekkür ediyorum, alkışlarla alıyoruz. Peki oynamaya geçelim Eser. Evet. Evet.
Ben de evet diyorum. Evet, ben de evet diyorum. Ve 4 evetli oluyoruz. Teşekkürler. Geçelim Eser. Evet. Ben de evet diyorum. Evet. Ben de evet diyorum. 4 evetle oluyoruz. Teşekkür ederiz. High five. High five. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yana, 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 yana. Selamlar, sevgiler, Bolu. Eller havaya, bütün elleri havada görmek istiyorum, hadi. Yeah, yeah. Çeneni kapa, fazla abartma lanca. Bas dinlediğin rap'e iyicene kapak yapar. Senin ufun evindeki tavan kadar. Bıktım şu boş konuşmalardan, of be yeter be. Moruk git sesini kes, sesini kes, sesini kes, sus, sesini kes, moruk git sesini kes, sesini kes, moruk git sesini kes, artık dur sesini kes, moruk git sesini kes, sesini kes, moruk git sesini kes, sus, sesini kes, moruk git sesini kes, sesini kes, moruk git sesini kes. Sen stand up yapmaya başla, bir senden gelen ben. Aynı Punjabi ya, yapma be abi. Sen cidden inanılmaz waxin moruk, tamamen Muhammed Gaddafi. Senden kurtuluş yok ve benden çare yoktur. Sever misin sevmez misin bilmem, bu soru boştur. Sen boş durarken ben yolumda hiç durmadan koştum. Ve arkamdaki kötülükleri durmadan bozdum. Karanlıktan aydınlığa, uzaktan yakına. Ben hep baktım çarelere, çoğunlukla tek başıma. Ve da çıktı bam diye rap karşıma. O günden beri aşık olduğum için hiç şaşırma. Kes mor git sesini kes, sesini kes mor git sesini kes, sus sesini kes mor git sesini kes, sesini kes mor git sesini kes, artık bu sesini kes mor git sesini kes, sesini kes mor git sesini kes, sus sesini kes mor git sesini kes, sesini kes mor git sesini kes. Lay lay lay. Teşekkürler. Oylamaya geçelim. Ben hayır diyorum. Türkçe söylemen çok hoştu. Ben de hayır diyorum. Ama onu da iltifat olarak söylemek istedim. Ama Türkçe rap söylendiğinde çok hoş oluyor, harika oluyor. Ama katılıyorum, yetersizdi. Ne var bunda, hem iyi hem kötü söyledin. Hayır, araya ama koysaydın ama mı olurdu. Koymadın? Türkçe söylemen direkt çok hoştu, ben hayır diyorum olmadı. Ha, iyi bir şey söyleyecekmişim gibi, evet, geliyor, evet, değil mi? Bir tane negatif bir şey koyaydın araya yani. Murat,
Dediğim gibi beni heyecanlandırmadı. O yüzden hayır. Şarkı berbattı, ben evet diyorum. Teşekkürler.